Batı Yakası TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Ben Eda Acar. Yine bir Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundayız. Black Pearl Siyah İnce Ödülleri Gecesi için Sheraton Otel'deyiz. Sizleri ödül alacak misafirlerimizle yapacağım röportajda baş başa bırakıyorum. İyi seyirler dilerim efendim. Şu anda Batı Yakası TV'nin genel yayın yönetmeni Ercan Bey ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Ercan Bey. Şu anda Enes Furkan Bilgiç organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle harika bir ortam var. Enes Bey'in nezdinde emeği geçen herkesi kutluyorum, tebrik ediyorum. Çok şık, çok güzel bir gecedeyiz bugün. Bizler de Batı Yakası TV olarak bir ödül alacağız bugün. Bunun da bir heyecanı var, mutluluğu var. Bunun için de bir kez daha şimdiden teşekkür ediyoruz. İzleyenlerimize, moderatörlerimize, tüm ekibimize, emeği geçen herkese bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yine umuyoruz ki böyle güzel gecelerde bir araya geleceğiz, birlikte olacağız. Bu da onun başlangıcı olmuş oldu bu pandemi sürecinin akabinde. O yüzden Enes Bey'e de bir kez daha teşekkür edip sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bu arada çok şıksınız Ercan Bey. Hangi alanda ödül alacaktınız? Yılın internet televizyon ödülü. Tebrik ediyorum. Sizi ödül alanımıza geçirebilirim. Bu gecenin mimarı olan Enes Furkan Bilgiçli'nin yanındayız. Enes Furkan Bey, neler düşünüyorsunuz? Öncelikle çok heyecanlıyım. Batı Yakası TV ailesine bu arada çok teşekkür ederim. Bizleri gecemizde yalnız bırakmadılar. Bu arada çok şıksınız Eda Hanım, sizler de. Öncelikle gelen bütün dostlarımıza, belediye başkanlarımıza, sanatçılarımıza ve milletvekillerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Malum bir kar yağışı olmuştu. Bundan dolayı gecemizi biz ertelemek durumunda kalmıştık. Ama her şerde bir hayır varmış. İyi ki ertelemişiz. Şu an çok büyük bir organizasyon düzenledik ve bunun meyvelerini de birazdan yiyeceğiz. Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarına farkındalık yaratmak adına düzenliyoruz biz bu gecemizi. İnşallah güzel bir gece bizleri bekliyor Eda Hanım. İnşallah. Bu arada Enes Bey çok şıksınız. Heyecanınız var mı? Tabii ki her törende heyecanım oluyor. Bütün törenlerde heyecan yapıyorum. Özellikle bu tören benim için çok heyecanlıydı. Ama inşallah güzel olacak. Hep birlikte atlatacağız. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Ben tebrik teşekkür ederim bu arada. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? İsminizi öğrenebilir miyim ilk başta? Sue Evans organizasyon. Seda Çıtak ben. Çok anlamlı, çok güzel bir gece. Bizim için burada bulunmak da gurur verici. Bu tarz programların daha fazlalık olmasını istiyoruz tabii ki de. Bu arada çok şıksınız. Heyecan var mı? Tabii heyecanlıyız. Gecenin anlamından dolayı da çok heyecanlıyız. Burada bulunmak da ayrı bir heyecan tabii ki. Güzel bir gece olacak diye düşünüyoruz. Hangi alanda ödül alacaksınız Sude Hanım? Seda. Seda Hanım. Tamam. Bir. Hangi alanda ödül alacaksınız Seda Hanım? Yılın en başarılı organizasyon ödülünü alacağız inşallah. Bizim için bu da ayrı bir onur verici bir durum. Onun haricinde gösterilerimiz de var. Bu geceye özel hazırladığımız gösterimiz de var. Güzel bir gece olacak umarım hepimiz için. Teşekkür ederim. Tebrik ederim bu arada. Sizlere ödül alanını alabilirim. Merhabalar Ceylan Hanım. Şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Çok da mutluyum. Güzel bir şarkı yaptık. Karşılığında çok güzel aldık. Daha güzel projeler yapacağız inşallah. Menajerim Buğra Karaçam'la birlikte buraya geldik. Bakalım daha nice güzel işlere. Heyecan var mı Ceylan Hanım? Dediğim gibi biraz heyecan var. Evet. Bu arada çok şık olmuşsunuz. Hangi alanda ödül alacaktınız? Akustik bir şarkı yaptım arabesk türünde. Yılın arabesk şarkısı seçildi. Akustik arabesk şarkısı. Tebrik ediyorum sizleri. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Aydan Tarık. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız Aydan Bey. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir gece, anlamlı bir gece. Heyecan var, mutluluk var. 2022'nin ilk organizasyonu. Türkiye'nin en büyük ödül organizasyonlarından bir tanesi. Bu yüzden heyecan var. Kendimin de ilk ödülü. Vallahi. Tebrik ediyorum sizi. Hangi alanda ödül alacaktınız Aydan Bey? Yılın en iyi çıkış yapan modeli. Erkek modeli. Bakalım. Geçen sene Avrupa birincisi oldum. Bu sene de onur ödülüne layık görüldüm. Mutlu etti beni.
Tebrik ediyorum sizleri. Bu arada çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Oğuzhan ben. Selin. Oğuzhan Bey, şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle Enes Bey'e teşekkür ederim. Çok başarılı bir organizasyon olmuş. Bu kadar iş insanı sanatçıyı bir yere topladığı için tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Hangi alanda ödül alacaktınız? En iyi çıkış yapan dövme stüdyosu alanında ödül alacağız. Teşekkür ediyorum. Bu arada çok şık olmuşsunuz. Size ödül alanını alabilirim. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ben Nihat Yaramış. Zoom kuaför markasının sahibiyim. Şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bizi bu ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Yılın en iyi kuaför ödülünü almaya geldik. Sevgiler, saygılar diliyorum. Heyecan var mı? Birazcık var tabii. Bu arada çok şık olmuşsunuz. Tebrik ediyorum ödülünüz için. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Şenay Bilgiçli. Şenay Hanım, şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Her seferinde ödül törenleri düzenlememize rağmen yani heyecan aynı Doruk'ta. İlk günkü gibi. Oğlum da başarılarına başarılar ekleyerek devam ediyor. Yolu açık olsun diyorum. Hangi alanda ödül alacaktınız Şenay Hanım? Şiir ve söz yazarı olarak ödüle layık görüldüm. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok güzelsiniz, çok şıksınız. Tebrik ediyorum sizlere. Sizleri ödül alanımıza uğurlayabilirim. Hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hoş bulduk. Ben Rahime Kaya. Rahime Hanım, şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Mutluyum burada olmaktan. Furkan Bey'e çok teşekkür ederim. Beni davet ettiği için, bana bu geceye layık gördüğü için çok teşekkür ederim. Bu arada çok şıksınız. Heyecanınız var mı? Evet, çok fazla hem de. Hangi alanda ödül alacaktınız? Moda tasarım alanında ödül alacağım. Modalı ufak bir defilemiz var inşallah. Onu da gördükten sonra bakalım. Küçük çocuklarımızın da duygu ve düşüncelerinizi de alalım. Siz neler düşünüyorsunuz? Çok iyi düşünüyorum. Heyecan var mı? Var. Sen neler düşünüyorsun? Ben de çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Sizi ödül alanına uğurlayabilirim. Hoş geldiniz. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Mevlüde. Mevlüde Hanım, bu arada çok şıksınız. Şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir gece. Çocuk gelinler için çok güzel bir organizasyon yapılmış. Ben de bunu vurgulamak için buradayım bu gecede. Çok gururluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Heyecan var mı Mevlüt Hanım? Çok heyecanlıyım. Çok mutluyum. İlk ödülüm. O yüzden ayrıca çok heyecanlı ve çok mutluyum. Size çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum sizleri. Peki hangi alanda ödül alacaktınız? Sivas'ın en iyi güzellik salonu ödülünü alacağım. Tebrik ediyorum tekrardan. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Murat Şahin. Murat Bey, bu arada çok şıksınız. Şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir organizasyon. Enes kardeşimiz muhteşem bir organizasyon hazırlamış buradaki davetlilere. Burada gördüğüm kadarıyla çok ünlü simayı görüyorum. Çok ünlü televizyonları görüyorum. Batı Yakası TV'de burada olması bizleri çok gururlandırdı. Biz buraya yılın STK'sı ödülüne layık olmak üzere geldik. Ben Milli Beka Hareketi'nin genel başkanıyım. Yapmış olduğumuz çalışmalar, yapmış olduğumuz çalıştaylar üzerine bizi yılın STK'sı seçmişler. Buradan Enes kardeşime ve ekibine teşekkür ediyorum. Batı Yakası TV'deki bütün kardeşlerimize de selam gönderiyorum. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ederim bu arada. Heyecan var mı? Yok, biz mikrofonlara ve bu tip organizasyonlara hem hazırlıklıyız hem de her geçen gün sahada olduğumuz için halkımızla, vatandaşlarımızla, bu vatanı, bu milleti, bu devleti, bu bayrağı seven herkesle beraber her yerde kucaklaşmak için buradayız. Bizler birlik ve beraberlik için, bizler dirlik ve diriliş için buralardayız. Her zaman, her yerde basınımızın yanındayız. Teşekkür ediyorum. Size ödül alanına uğurlayabilirim. Bu arada tekrardan tebrik ediyorum sizleri. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Nermin. Nermin Hanım, bu arada çok şık olmuşsunuz. Çok güzelsiniz. Şu anda Enes Furkan Bilgiç'le organizasyonundasınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim?
Ödül için öncelikle teşekkürlerimi iletiyorum ama benim için önemli olan bu gece çocuk gelinlere hayır demenin gecesi. Ben kendim de çocuk gelin olduğum için, kendimin de bir kız evladı olduğu için bu geceye koşarak katıldım açıkçası. Ödül için öncelikle teşekkür ediyorum. En iyi yemek programı sunucusu seçilmişiz. Sağ olun ama buradan annelere ve bireylere söylüyorum, sesleniyorum. Çocuklarınızı okutun. Kız çocukları okumaya layık. Kız çocukları en güzel baş tacı olmaya layık. Bu gecenin de konseptine çok teşekkür ediyorum. O zaman küçük çocuklara, küçük gelinlere hayır diyoruz buradan. Bu arada heyecan var mı? Ya biz alışık olduğumuz için heyecanımız yok ama tabii ki konsept çok güzel. İçimizi pırpır ettiriyor. Çok da güzel bir gece olmuş. Organizasyon çok güzel. Canlı yayından çıkar çıkmaz koşarak geldik. Teşekkür ediyorum. Bu arada ödül için de tebrik ediyorum sizlere. Ödül alanına uğurlayabilirim sizleri. Merhabalar, hoş geldiniz Aslı Hanım. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Zaten Enes Furkan Bilgiçli'nin ekibindesiniz. Bu ödül gecesini sizler düzenlediniz, sizler ayarladınız. Neler düşünüyorsunuz? Çok mutlu ve çok heyecanlıyız. Hep beraber düzenledik bu ödül gecesini. Gelen konuklarımıza tek tek teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sizi ödül alanına uğurlayabilirim. Hoş geldiniz, merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Uğur. Uğur Bey, şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşünceleriniz neler? Çok heyecanlıyız tabii ki de. Muhteşem bir gece oluyor. Daha önce de başka bir bölgede ödül almıştık. Bu ikinci ödülümüz olacak. Peki Uğur Bey, hangi alanda ödül alıyorsunuz? Kuaförlük dalında alacağım, stilist ödülü alacağım. Daha önce dediğim gibi başka bir bölgede renklendirme birinciliğim vardı Türkiye genelinde. Bu da stilist üzerine olacak. Yani bu yüz şekillerine göre kesim ve renklendirme yapan kişiler olarak, stilist olarak adlandırılıyor ya, onu tescillendirmiş olacağız. Bu arada çok şıksınız. Sizin başarılarınızın devamını diliyorum, tebrik ediyorum. Ödül alanını alabilirim sizleri. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Ersöz. Suna Hanım, şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Tabii. Şu an çok heyecanlıyım. Gerçekten çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyona beni de dahil ettikleri için. Bu arada çok şık olmuşsunuz, çok güzelsiniz. Hangi alanda ödül alacaktınız? Güzellik Merkezi. En iyi Güzellik Merkezi ödülünü. Yılın en iyi güzellik merkezi ödülünde sizlere veriyoruz. Teşekkür ederim. Bu arada tebrik de ederim. Sizlere ödül alanına uğurlayabileceğim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Yücel Kocabaş ben. Yücel Bey, bu arada çok şık olmuşsunuz. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundayız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Aslında şöyle, arkadaşlarımla birlikte burada olmaktan gurur duyuyorum öncelikle. Ve küçük yaşta evlenen çocuklar için burada bir isim olmak, onlara bir katkı sağlayabilmek çok güzel. Umarım her şey çok güzel olur. İnsanlara bir şeyler katmış oluruz. Bununla alakalı bu mutluluğu herkese paylaşmayı düşünüyorum yani. Heyecanınız var mı? Heyecanım çok fazla yok ama burada olmaktan gurur duyuyorum. Peki hangi alanda ödül alacaksınız Yücel Bey? 2022'nin en iyi iç mimarı ve en başarılı iç mimarı olarak ödül alacağım. Belki buna uygun bir adayım ya da değilim diyelim. Bütün arkadaşlarıma, bütün meslektaşlarıma saygı duyuyorum. Onların adını alacağım öncelikle bu ödülü. Peki bu başarınızı neye borçlusunuz Yücel Bey? Sadece disiplin, güç, insanlara vermiş olduğum özverili bir çalışma. Sadece kendime borçluyum ben bunu. Çünkü uzun yıllar boyunca çok çalıştım. Buraya gelmek için çok çabaladım. Buradaki arkadaşlarıma da başarılar diliyorum yani. Umarım her şey onlar için çok güzel olur. Tebrik ederim sizlere. Sizlere ödül alanını alabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Yunus Emre Balcı. Yunus Emre Balcı. Yunus Emre Bey, çok şıksınız bu arada. Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Evet. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Gayet güzel bir organizasyon. Harika bir ortam. Süper bir enerji. Ben de ödül almaya geldim. Erkek kuaför ödülünü alacağım. Karadeniz bölgesinin. İnşallah her şey hayırlısı olur. Güzel şeyler umut ediyoruz. Heyecan var mı? Heyecan tabii ki de biraz heyecan var. Ama fazla yok yani. Biraz var, heyecan var. Heyecan olmaz olur mu? Böyle şeylerde heyecan var. Tabii böyle büyük bir organizasyonda heyecan olmazsa olmaz. Olmazsa olmazımız yani. Bu arada sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ödül alanına uğurlayabilirim sizleri. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhabalar, ben Uğur Ertaş. Uzman esisyenim.
Uğur Bey, şu anda Enes Furkan Bilgiç Organizasyonu'ndasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir duygu. Yani burada olmak ve böyle bir ortamda olmaktan gerçekten gurur verici. Harika şeyler olacağını düşünüyorum bundan sonra. Yani bu ödülü hak ettiğimi düşünüyorum ve herkesin de öyle düşünmesini istiyorum. Mutluyum. Heyecan var mı? Çok. Ama heyecanımı dindireceğim. Peki hangi alanda ödül alıyorsunuz? Uzman esteisyenlik alanında ödül alıyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tebrik ediyorum. Sizleri ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Can Karaman. Can Bey, bu arada çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir organizasyon. İnşallah çok güzel de sonuçlanacak. Çok heyecanlıyız. Bu dilekleri için teşekkür ederiz. Bizi buraya davet ettikleri için teşekkür ederiz. Peki hangi alanda ödül alacaksınız? Demir metal üstüne bir sürpriz ödül bekleniyor. Furkan Bey'in daveti üzerine geldik. Bakalım, inşallah her şey güzel olacak. Başarınızı neye borçlusunuz? Gençliğimize, çalışmamıza ve geçmişte olan bazı birikimlere diyelim. Tebrik ediyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhaba, hoş bulduk. Benim adım Salih Karabulut. Salih Bey, bu arada çok şık olmuşsunuz. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndayız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir ortam. Atmosfer çok iyi. Burada her şey gerçekten göz kamaştırıyor. Hazırlıklarınız için teşekkür ederiz. Çok güzel. Heyecan var mı? Evet, biraz var. Biraz heyecanlıyız. Peki hangi alanda ödül alacaksınız? Şöyle, davet ettiler. Ben de geldim. Bir sürpriz ödül varmış. Ona layık görmüşler. Teşekkür ederiz buradan. Nasıl bir ödül olduğunu bilmiyorum şu an. Sürpriz olacak yani. Biz de onu bekliyoruz. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum sizleri. Başarınızın devamını diliyorum. Sizleri ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Merhabalar, Ömer Gürkan Şimşek ben. Ömer Bey, bu arada çok şık olmuşsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndasınız Ömer Bey. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Diğer organizasyonlara nazaran çok istisnai bir durumun içerisinde, çok özel bir gece. İsmini de taşıyor. Nadide bulunan bir siyah inci. Bu da kadınlarımızdır tabii ki. Sizlersiniz. Kadın istismarının, pedofilinin dünya üzerinde çok fazla artması ve buna dikkat çekmeye bir sosyal sorumluluk projesi adı altında da olsa bir izlenim oluşturmak çok ayrıcalıklı bir şey. Bu gecede bulunmak, bu gecede de ödül almak çok çok ayrıcalıklı bir durum. Enes'i ve ekibini çok tebrik ediyorum. Sizler aslında ödülü hak eden aynanın o bir tarafındaki insanlarsınız. Daimi olsun, devamı olsun inşallah diyorum. Teşekkür ediyoruz. Peki hangi alanda ödül alacaktınız Ömer Bey? Senarist mesleğim olduğu için yılın en iyi senarist ödülünü alacağım. Bu başarınızı neye borçlusunuz? Yaptığım sosyal sorumluluk projelerinde ve köklü bir geçmişim, eğitim, tabii okumakla oluyor her şey, eğitimle oluyor, okumakla, özveriyle, dürüst olmakla çok fazla bir yerlere gelebilirsin. Teşekkür ediyorum, tebrik ederim. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Seymen İlker Pektaş. Seymen Bey, bu arada çok şık olmuşsunuz. Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi şimdi öncelikle Enes Bey'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir geceyi düzenlediği için. Gecenin ismi çocuk gelinlerle alakalı olduğu için. Ben şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımıza çocuk bakmak için çocuk vermeyelim diyorum. İnşallah bundan sonra böyle şeylerle karşılaşmayız. Heyecanınız var mı? Vallahi buraya gelene kadar yoktu. Ama geldikten sonra, buradaki ambiyansı gördükten sonra ister istemez tabii ki heyecanlanıyorsunuz. Peki hangi alanda ödül alacaksınız? Biz inşaat ve gayrimenkul olarak ödül alacağız. Bu başarınızı neye borçlusunuz?
Valla öncelikle biz çok çalışıyoruz. İşimizi çok seviyoruz. Çalışanlarımız da çok seviyor. Biz de çalışanlarımızı çok seviyoruz. Böyle bir aile olduk. Ailenin karşılığında da başarı zaten kendiliğinden ister istemez geliyor. Başarının sırrı aile olmakta diyorsunuz. Aynen, kesinlikle. Aile olmak birbirini çok sevmekten geçiyor. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Sündüz Durmaz. Sündüz Hanım, çok şıksınız bugün. Çok teşekkür ederim. Sizin göz daha güzel. Teşekkür ederim. Şu an Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndasınız. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? İlk çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Davet için çok teşekkür ederim. O kadar. Hangi alanda ödül alacaksınız Sündüz Hanım? En iyi giyim markası. Başarınızı neye borçlusunuz? Yani benim aile diyorum, herkese çok teşekkür ederim. Destek olanlara çok teşekkür ederim. Layık gördüğünüz gibi herkese çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Tebrik ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? İyi akşamlar, merhaba, hoş bulduk. Mert Tatar ben. Mert Bey, çok şık olmuşsunuz bu arada. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndasınız. Neler düşünüyorsunuz, duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben enerjinin gücüne çok inanan bir insanım ve çok güçlü ve renkli bir enerji var burada. Harika bir organizasyon. Birazdan da Kırmızı Halı'ya doğru geçeceğiz. Umarım her şey orada da aynı enerjide, aynı güzellikte geçer. Burada olmaktan çok mutluyum. Benim kariyerimdeki ilk ödülüm, yani en özel olacak ödül bence. Bundan sonra 10 tane, 20 tane ödül alsam bu ödülün manevi değeri paha biçilemez. Harika bir organizasyon. Emeği geçen herkese çok teşekkürler. İlk ödül her zaman değerlidir. Heyecan var mı Mert Bey? Aslında her gün ödül alıyormuşum gibi bir durum var ama tabii oraya çıktığımız zaman işler değişebilir. Minimal bir heyecan diyebilirim. O da tatlı bir heyecan, olması gereken bir heyecan yani. Hangi alanda ödül alacaktınız? Yılın en başarılı spikeri dalında ödül kazanmışım. Tebrik ediyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum sizlerden. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim Mert Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Doktor İsmail ben. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli Organizasyonu'ndasınız. Neler düşünüyorsunuz? Heyecan var mı? Aslında üçüncü ödülüm. Heyecan yok denecek kadar az. Ancak kalabalığa ve trafiğe adapte olamadım. Her şey gayet ilerliyor. Enes'e çok teşekkür ederim ödüle layık gördüğü için. İnşallah daha nicelerine devam etmek nasip olur. Teşekkür ediyorum her şey için. İnşallah. Bu arada çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Hangi alanda ödül alacaktınız? Yılın en başarılı medikal estetik hekimiyim. Öyle uygun görmüşler. Onu da ödül alacağım. Peki bu başarınızı neye borçlusunuz İsmail Bey? Kimse başarı merdivenlerini çıkarken elleri cebinde çıkmaz. Çok çalıştım, emek verdim. Ve şimdi emeğin karşılığını alıyorum. Kendi yöntemlerim, kendi protokollerim, ünlü isimleri ağırlamam ve bu merdivenlere çıkarken zirveye oturmam herkesin gözünün önünde zaten. Çalıştım, emek verdim ve şu an meyvesini yiyorum. Çok güzel. Tebrik ediyorum sizlere. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim İsmail Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Ufuk Bingül. Ufuk Bey, çok şık olmuşsunuz. Şu anda Siyayıncı, Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Şöyle söyleyeyim, öncelikle bu çok güzel bir organizasyon. Bu organizasyonda yer almak ayrıca bir onur. Ayrıca bizi bugünlere taşıyan dostlarımıza da sonsuz teşekkürler ediyorum. Heyecan var mı? Biraz tabii ki. Peki hangi alanda ödül alacaktınız Ufuk Bey? Türkiye'nin en iyi karavan firması seçildik. Bu bizi daha güzel yarınlara teşvik edecek. Çok mutluyuz onun için tekrar. Ve bu organizasyonda emeği geçen herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Başarınızı neye borçlusunuz? Öncelikle azim ve çok çalışmak, yılmamak, azmetmek ve dürüst olmak. Başarının sırrı çok çalışmak diyorsunuz yani. Evet, çok çalışmak, çok çalışmak. Teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Her şey için tekrar teşekkür. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Tuğba Ünal.
Vallahi bizim en son artık yıldızımız ne zaman parladı? Ben de konuşamıyorum. O kadar yıldız parladı ki artık biz gökyüzündeyiz esasında. Bizim burada olma amacımız çocuk gelinlere hayır demek. Zaten gördüğünüz üzere de bir propaganda, beyaz giyinerek geldim ben bu geceye ve dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Kanımızın son damlasına kadar çocuk gelinlere elbette hayır diyeceğiz ve onlara çocukluğunu yaşatacağız. Biz bunun için yemin ettik. Biz bunun için söz verdik. Dolayısıyla da bu gecede bu kadar anlamlı bir ödül töreninde burada olmak da beni ayrıca onur ediyor ve bu da benim burada 18. ödülüm. Tebrik ediyorum sizlere. Heyecanınız var mı? Her zaman sanatçının heyecanı vardır ve onu dik tutar. Ama buradaki dediğim gibi anlamlı olan tek şey çocuk geline hayır demek ve bu güzel etkinlikte de bir arada olmak. Dışarıda kar kıyamet ama burada sıcacık bir ortam. Onu en güzel şekilde taşlandırmak, en güzel şekilde ev sahipliği yapmak. Enes canım benim her zaman çok yanımdadır. Her zaman çok destek olmuştur. Dolayısıyla gerçekten onun bu tavrından ve bu düşüncesinden dolayı tebrik ediyorum. Sizin aracınızla. Teşekkür ederiz. Peki hangi alanda ödül alacaksınız? Hangi kategoride ödül alacaksınız? İzler durur, hisler durur, anılar durur ellerimde. Sözler durur, sorular durur, keşkeler durur en derinde. Pop. Çok güzel söylediniz bu arada. Tebrik ediyorum sizlere. Ödül alanına uğrayabilirim sizleri. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Aslan ben. Burada olmak çok güzel, keyifli. Ankara'da kadın renklendirme stüdyom var. İlk ödülümüz, heyecanlıyız o şekilde. Hangi kategoride ödül alacaksınız? Yılın en iyi çıkış yapan kuaför ödülünü alıyorum. Güzel, o şekilde. Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Neler hissediyorsunuz? Heyecan var mı? Heyecan çok fazla çünkü ilk defa böyle bir şeye katılıyoruz. Mutluyuz. Güzel geçeceğini düşünüyoruz. Enes Bey de zaten bu konuda profesyonel bir isim. Biz de mutlu bir şekilde ayrılmayı planlıyoruz. Teşekkür. Peki bu başarınızı neye borçlusunuz? Şöyle 12 yılın emeği var, ciddi derecede azim ve istek vardı. Biz de bunu ilk defa taşlandırıyoruz plaketi ödülümüzde. Böyle. Tebrik ederim, başarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına alabilirim. Murat Bey, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız? Vallahi çok ödül aldım ama benim için çok özel. Özel dostlarımın olduğu bir günse inşallah tüm ödül alanları tebrik ediyorum. Güzel, mutlu bir yıl olsun inşallah. O kadar ödül almanıza rağmen hala heyecan var mı? Olmaz olur mu? Hepsi bir heyecan, bir emek. Emek veriyoruz bir yere gelmek için, insanları mutlu edebilmek adına. Ben iyiliksever fenomen olarak alacağım. Çocuklara burs vermeye devam edeceğim. Yeter ki çocuklar okusun, onlar bizim geleceğimiz. Peki hangi şarkıyı söyleyeceksiniz bizler için? Yeni şarkı bu, Fidayda. Fidayda da Ankaralı. Çok ses getir, onu okuyacağız bu akşam. Teşekkür ederim, tebrik ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Hasan Tumbul, Northlight Kuaför. Hasan Bey, şu anda Siyah İnce, Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Vallahi çok güzel bir duygular. Atmosfer bayıldı. Çok güzel, çok emek vermişsiniz. Herkese çok teşekkür ederim. Herkesin emeğine, ellerine sağlık. Başarının devamını diliyorum. Çok teşekkür. Heyecan var mı? Olmaz olur mu? Farkında mısın? Kıpır kıpır içimiz. Farkında mısınız? Kıpır kıpır. Çok güzel insanlar var. Herkese ayağına eline sağlık. Çok teşekkürler. Peki hangi alanda ödül alacaksınız Hasan Bey? Northlight Hasan Tumul Yılın Kuaför Ödülü. Başarınızın neye borçlusunuz? Bütün ekibime, değerli müşterimize, herkese borçluyum. Teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Tebrik ediyorum sizlere. Sizleri ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Merve. Merve Hanım, çok şıksınız bugün. Teşekkür ediyorum. Şu anda Siyah İnci, Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Öncelikle çok heyecanlıyım. Böyle bir günde yani burada olmak gerçekten gurur verici. Çok güzel bir yer yani. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın.
güzel bir gece. Yani ödülümüzü alıp inşallah güzelce gideceğiz. Hangi alanda ödül alacaksınız Merve Hanım? Make-up alanında. Yılın en iyi make-up sanatçısı mı? Medine Hanım'la evet. Güzel bir şey. İkili olarak. Başarınızın devamını diliyorum Merve Hanım. Teşekkür ediyorum sizlere. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar. İsminizi öğrenebilir miyim? Sibel Karaman. Nesli Evim Gayrimenkul olarak buradayım. Şu anda Siyah İnci Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok güzel bir organizasyon olmuş. Çok güzel karşılandık ama çok heyecanlıyız. Daha da gecenin ilerleyen saatlerinde ne olur bilmiyoruz artık. Tüm ekip arkadaşlarımla buradayım. Ama çok güzel bir atmosfer var burada. Hep beraber herhalde geceyi çok güzel geçireceğiz. Şu anda çok heyecanlısınız. Böyle bir ödüle layık olmak da insanda heyecan uyandırıyor. Evet öyle. İlk ödülümüz olacak bizim Nesli Evim Gayrimenkul olarak. İnşallah devamları gelir diyoruz. Peki başarınızı neye borçlusunuz Sevim Hanım? Sibel benim ismim hanımefendicim. Başarımızı tabii ki öncelikle ailelerimize, bize güvenen insanlara, ekip arkadaşlarımıza ve Enes Bey gibi hani bu organizasyonları düzenleyip bizleri de burada ödüle layık gören kişilere. Teşekkür ederim. Başarınızın devamını diliyorum. Sizleri ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Cemre Tekeli. Cemre Hanım çok şıksınız bugün. Işıl Siyah İnci'nin ışıltılarından birisiniz siz de. Teşekkür ederiz. Şu anda Siyah İnci Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler hissediyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani çok heyecanlıyım. 2 sene önce bu yere geldiğimi düşünürsem hayal edemezdim. Ama tabii ki burada olmak, özellikle çocuk, gelin, çocuklara bir tepki olarak olmak benim için gurur verici. Heyecan var mı? Tabii ki. İlk defa böyle bir organizasyonda yer alıyorum. Hem yaşım itibariyle hem bu gecede bu şekilde onurlu ödül almak benim için mutluluk verici. Peki hangi kategoride ödül alıyorsunuz? 2022 en genç kadın girişimci ödülünü alıyorum. Üretim yapmaktayım. Kendi sektörümde 2,5 senelik bir firmayım. Sağ olsun Enes Bey bana bunu layık gördü. Tabii ki onun çalışanları. O yüzden buradayım bu akşam. Başarınızı neye borçlusunuz? Vazgeçmemeye. Sanayi sektöründe bir kadın olmak çok zor. Çünkü herkes mühendis olarak erkek ya da bir şeyler olduğunu sanıyor ama kadınlar bence azmederse erkeklerden daha kuvvetli olur. O yüzden vazgeçmeyip kadın olmamın umursamı olmadan topuklularımla sanayi sektöründe üretimde olmak tabii ki de bunun nedeni bu. Azmetmek. Tebrik ediyorum. Kadınlarımız her yerde olmalı. Her iş alanında olmalı. Öğretmen de olmalı, taksi şoförü de olmalı, kamyon şoförü de olmalı, her sektörde olmalı. Yani işin başarının cinsiyeti yoktur asla. Hep bunu savunuyorum. Kesinlikle çok haklısınız. Teşekkür ediyoruz. Başarınızın devamını diliyorum. İyi akşamlar. Herkese şimdiden tebrik ediyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Figen Ceylan. Figen Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada çok şıksınız. Sizin kadar olmasa da. Teşekkürler. Şu anda Siyah İnci Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler hissediyorsunuz? Bu ödüle layık görüldüğüm için öncelikle çok teşekkür ederim. Onur verici, çok keyifli. Ve buraya gelebilmek için gerçekten çok emek sarf ettim. Tüm takipçilerim bilirler. Daha öncesinde de bir olacaktı biliyorsunuz 25'inde. Yoğun kar yağışından dolayı iptal edildi. Fakat burada olmak gerçekten çok güzel, çok heyecan verici. Mutluyum, çok teşekkür ederim. Hangi alanda ödül alacaksınız Figen Hanım? Çanakkale'de girişimci gayrimenkul uzmanı ödülü. Bu başarınızı neye borçlusunuz? 11. yılım. Emek, çaba, uğraş, azim hepsi beraber bir arada. Tebrik ederim. Başarınızın devamını diliyorum Figen Hanım. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Seyhan Hanım, merhabalar. Nasılsınız? 10 numara. Her zaman olduğu gibi şükürler olsun ki ayaktayız, yaşıyoruz, sağlıklıyız. Bu bize yetiyor. Enes Furkan Bilgiç'le organizasyondasınız. Neler düşünüyorsunuz? Heyecan var mı? Stres var mı? Yani bir kere her şeyden önce önemli olan Türkiye'nin değil dünyanın bu pandemi süresince sosyoekonomik olarak tüm ekonominin bir dar boğaza, bir çıkmaza girmiş olduğu bu sürecin içerisinde bu tür böyle sektörlere katkı sağlayacak, müteşebbisleri heveslendirecek, koleksiyonlarında bir ödül daha olması çok önemli bir şey.
hem Enes'in bu organizasyonla ilgili vermiş olduğu hizmetin içerisinde hizmet eden, sektördeki hizmet eden kişilerin oradan nasiplenmesi, hem de hizmet edilen kişilerin, yani sponsorların veyahut da kendi alanlarında başarılı olan insanların bir nevi rakiplerinden bir adım öte gittiğinin belgesi. Onun için bu belgeyi doğru saklamak lazım, doğru zamanlamak lazım. Ya biz de gidiyoruz oralara da işte bu ödülleri nereye alıyoruz? Evet, eğer kalitesi ve kalibrasyonu düşük olan organizasyonlar olursa tabii böyle bir handikap var. Ama güzel, böyle pırıl pırıl insanların şık bir otel ambiyansında yapılacak organizasyonlara katılması lazım ki hem sektörde kendi rakiplerinin ön planına geçmiş olur, hem de sektör içi açısından da daha geniş bir yelpaze sunmuş olunur, kendisine de ivme kazandırır. Seyhan Hanım, hangi kategoride ödül alacaksınız? Ben bilmiyorum. Yani kategoriyi arkadaşlar herhalde belirlemiş, bilmiyorum ama zannediyorum bununla ilgili alsan haberdendir, yoksa yaptığımız bir şey yok. Biz daha okyanusta bir damlayız. Teşekkür ederiz. Başarınızın devamını diliyorum. Merhabalar, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Berat Abatay, BRT menajerlik sahibiyim. Aynı zamanda 15 yıllık prodüksiyon şirketi sahibiyim. Ekibimle güzel bir organizasyonda bir de prodüksiyon hizmeti vermekten mutluluk duyuyoruz. Şu anda Siyah İnce Black Pearl Marka ve Başarı Ödülleri gecesindesiniz. Neler düşünüyorsunuz? Valla çok güzel ünlü isimlerle bir arada olmak bizi gururlandırıyor, mutlu ediyor. Bunun haricinde ekibine, Siyah İnce Ödül Töreni'nin ekibi ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Heyecan var mı? Her zamanki gibi heyecanımız her zaman var. Peki hangi kategoride ödül alacaksınız? Yılın prodüksiyon firması ödülü alıyoruz. Tebrik ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum. Sizlere ödül alanına uğurlayabilirim. Merhabalar Dilara Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Eda Hanım. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Sizler de ekip şefisiniz. Neler düşünüyorsunuz? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Çok heyecanlıyım. Enes Furkan Bilgiçli ile birçok ödül töreni düzenledik. Ama hala heyecanlıyım. Heyecanım geçmiyor. Güzel bir gece olacak. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Stres var mı? Olmaz mı? Bir sürü stres var üstümde. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Başarınızın devamını diliyorum Dilara Hanım. Tuğba Hanım, merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda Enes Furkan Bilgiçli organizasyonundasınız. Neler düşünüyorsunuz? Heyecan var mı? Benim için her organizasyon ayrı bir heyecan. Hepsi birbirinden özel ve güzel. Sevgili Enes Furkan Bilgiçli ve ekibinin organize ettiği tüm organizasyonlarda gerçekten çok keyifli, çok renkli geçiyor. Birbirinden değerli, seçkin konuklar, kendi alanlarında başarılı olmuş isimler ve her defasında da bu özel isimleri sunuyor olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Çok teşekkür ediyorum tüm ekibe ve Furkan Bey'e. Ayrıca bu gecenin anlamı da benim için çok özel. Siyah İnci Ödül Töreni'nde bu akşam çocuk gelinlere karşı olduğumuzun da altını çiziyoruz ve çocukların olması gereken yerin parklar, bahçeler, oyun alanları, okullar, eğitim, tiyatrolar, sportif etkinlikler, bunlar olduğunun altını çizmek istiyoruz. O yüzden her organizasyonu bir sosyal sorumluluk projesi içerirken bu anlamda bu gecenin de anlamı çok özel ve kıymetli. Evet. Teşekkür ederim röportaj yaptığınız için. Görüşmek üzere. Murat Bey zaten her zaman hazırlanır. Bir çoğu spontane de konuşur, yıkar geçer burayı. Evet efendim. Geceni mimarı, değil mi? O olmasaydı bu akşamı düzenleyemiyorduk. Enes Furkan Bilgiçli. Alkışlarınızla saygılar ediyoruz kendisine. Taraftar takımı her zamanki gibi hazır. Harikasınız. Değerli ekibim, sizi çok seviyorum. Değerli siyasilerimiz, belediye başkanlarımız, sanatçılarımız, milletvekillerimiz, dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bu arada Tuğba'cığım çok güzelsin, çok zarifsin. Emre Bey çok...
çok yakışıklısınız her zaman. Sen de öyle. Bu arada sizler de çok güzelsiniz. Hepiniz çok güzel gözüküyorsunuz buradan. Tabii iki gün gecikmeli yaptık ödül törenimizi. Ama her şerde bir hayır varmış demek ki. Çünkü şu an gecemiz bütün basında lanse ediliyor ve çok güzel bir şekilde lanse ediliyor. Allah bu emeklerimizi boşa çıkartmadı. Ben çok korkmuştum iki gün önce. Çünkü nasıl olacak, nasıl yapacağız, gecemiz ertelenecek mi, iptal mi olacak, bunları düşünmüştüm. Ama ayaklarınıza sağlık diliyorum tekrardan. Ben ekibimi de buraya almak istiyorum. Bütün ekibimi buraya alabilir miyiz? Anne ve kardeşimi de buraya alayım. Anne sizi de buraya alayım. Kardeşimi de buraya alayım. Evet, Senes Furkan Bilgiçli Yo Medya olarak bir aile fotoğrafı istiyor. Haklı olarak bütün ekibe de teşekkür ediyoruz. İşin mutfağında ekibim vardı. Ben ekibimi ve sizleri de aslında tanıştırmak istemiştim. Buraya böylelikle çıkarttım. Çünkü 3 ay boyunca hummalı bir şekilde çalıştılar ki bu organizasyonu ortaya çıkartmak için. Ben büyük bir alkış alabilir miyim ekibime? Tabii annem, babam ve kardeşim de benim her zaman arkamdaydı. Annem ve kardeşim, babam Covid oldu. Maalesef 3 haftadır kötü durumda. Dualarınızı bekliyoruz. O da burada olacaktı, aramızda olacaktı ama maalesef olamadı. Ama çok selamım var hepinize. Dilara bizim takım liderimiz, bütün ekibimizin takım lideri. Bizim Urfa'da da ve Şişli merkezde de şubelerimiz var. Pendik şubemiz, ekibimiz ve takım arkadaşlarımız. Tekrardan büyük bir alkış istiyorum sizden. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, geçen ödül töreninde her şey yolundayken, hiçbir aksaklık yokken Enes tabii bir hafta öncesinden çok büyük hazırlıklar yapıyor. Değil mi? Ona rağmen bir böyle tansiyonun düşmüştü. Salı günü o karı gördüğü zaman acaba Allah dedim Enes'in durumu nasıl? Murat. Salı günü karı gördüğüm zaman ben baygınlık geçirdim. Hastaneye kaldırdılar. 3 gün hastanedeydim bu arada. Ama çok şükür yine buradayım. Bugün sabaha kadar hastanedeydim. Hatta şu an ayaklarım hala titriyor. Çok heyecanlıyım. Bu arada gecemizin ismi Siyah İnce Ödülleri. İsmin mimarı Aslı Hanım. Aslı Hanım koydu gecemizin ismini de. Kız çocuklarımız bizim için birer incidir. Onları evlendirdiğimiz zaman onlar bir kara dönüşür, siyaha dönüşür. Bu yüzden biz de bunu birleştirdik ve Siyah İnce olarak koyduk. Umarım beğenmişsinizdir. Tekrardan gecemize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, teşekkür ediyoruz sevgili Furkan. Her organizasyonda ayrı bir heyecan içerisindesin. Bir de tabii itiraf etmeliyim ki iki gün önce hastaneye konmasının bir nedeni de benim 5 gün boyunca Gaziantep'te mahsur kalıp kardan sebep gelemeyişimdi. Ama hep birlikte bugün buradayız. Çok da güzel bir organizasyon olacak. Evet. Evet. Ekibini istersen her zaman sağ kolun sahneden indirelim ama siz her zaman buradasınız. Annenle birlikte seni burada tutalım. Çünkü evet. Değerli ekibimize teşekkür ediyoruz. Sizleri alkışlarla uğurluyoruz sahneden. Ve efendim şimdi çok önemli bir an. Çünkü sevgili Furkan'ın güzeller güzeli, zarif annesi. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve çocuk gelinlerle ilgili de şiirini aktaracak bize. Yılın söz ve şiir yazarı olarak da ödülünü kendisine takdim edeceğiz. Kendisi Furkan'dan daha da heyecanlı. Emre'cim lütfen yardımcı olursam sevinirim. Annesinin kendi yazdığı sözler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dışarısı ne kadar soğuk olursa olsun sizin yüreğiniz her zaman sıcacık olsun diyorum. Ben de yazmış olduğum şiiri bu sizlere. Ama önce bakmak istiyorum. Ben tutayım mikrofonu. Çocuk gelin Asiye. Bir evin 6 kızından biriydi. Ailesi oldukça da varlıklıydı. Daha 11'ine yeni basmıştı. Açmamış tomurcuk bir gül idi. Kızın akrabası hep toplanmış, kalk Asiye hazırlan dediler. Elinde bez bebekle oynarken seni kocaya verdik dediler. Verdik dedikleri adam dedesi yaşında. Elinde tesbih, başında takke. Ben çok küçüktüm, o da çok büyük. İsteyen
fark etmiyor. Bu yaşta kıymayın yavrusuna annenin. Yaşım henüz 11. Ben büyümedim ki. Anne mahzun, ağlar, yüreği tasa dolu. Babası mal gibi sattım deyip söz hakkı hiç olmadı ki. Hayatın sermayesi çocuk gelinler. Yaşım henüz 11. Ben büyümedim ki. Ben evlendim diyemem anne. Bez bebeğim küser, duvak takarsam bu yaşta gelin giydirme anne. Garip anne ne yapsın? Kendi kaderini kızıma da biçtiler. Hani nerede gençliğin? Hani nerede hayallerin? Okuyup öğretmen olacaktım. Hayallerim okullar, parklarken koca evine sürüklendi çocuk gelinler. Dünyayı tanımadan gelin ettiler. Üzerine kocaman gelinlik giydirdiler. Bir elinde bez bebek, bir elinde kına. Bakarken hüzünlü gözlerle baba evine, yıkıldı üstüne dağ gibi duran baba evi. Çocukluk nedir bilmeden her gece ruhunu depremler vurur. Körpecik keninde teri savrulur. Hacıydı, hocaydı, okunmalardı derken döl tutar, anne olur çocuk gelinler. Elinde bez bebeği, karnında kızı. Daha o büyümeden ardından oğlu. Nerede insanlık, nerede yasa? İçimiz kan ağlıyor, yıkılsın bu düzen. Açmamış tomurcuk güller, soğutmasın, yanmasın çocuk gelinler. Onlar sustu, bizler onların sesi oluyoruz inşallah. Çocuk gelinleri hep birlikte burada hayır diyoruz. Bravo! Bilemem, nasıl da heyecanlı. Nasıl da heyecanlı ki her ödül töreninde neredeyse Furkan'la Enes'le sahneye çıkıyorsunuz ama buna rağmen elleri titriyor. Kocaman bir alkış Şenayen diye. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi ki geldiniz. İyi ki varsınız. Yılın söz ve şiir yazarı ödülünüzde. Yalnız muhteşem bir şiiriniz. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bu arada ben de gazetesinde şiirlerim yayınlanıyor. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Harika. Harikasınız ve ben de ödülünüzü takdim etmekten onur duyuyorum. Tebrik ediyorum. Alkışlarla Şenay Bilgiçliği yerine uğurluyoruz. Ve efendim, yine alanında çok kıymetli bir isim sahneye gelecek. Yılın en iyi ana haber bülteni, Show Ana Haber. Alkışlar Rıdvan Bıyık için geliyor. Rıdvan Bıyık, benim de yıllar önce beraber çalışma şansı bulduğum değerli haberci arkadaşım. Rıdvan Bıyık yolda, değil mi? O zaman geldiği zaman bir daha sahneye çağırırız. Evet, habercilerin ne saati belli olur, ne evet, trafiği biter. Özellikle gündem bu kadar yoğunken. Ve yılın... Sayın Hanım, hoş geldin. Şeref verdin. Şimdi... Öncelikle çok minik bir şey anlatayım. Birincisi Enes, bundan 10 yıl falan önce. 10 yıl oldu mu Enes? Çok sizin bilmediğiniz, belki içinizde bilenlerim olduğu, belki de Business Channel'a veya Sektörel Haber Merkezi'ne konuk olan iş dünyasında sistem yaratan müteşebbisler vardır. Var mı içinizde? Varsa elleri görebilir miyim konuk olan? Dışarıda ben. Kişi var. Ben de varım. Sen de varsın. Peki. Business efendim Channel. Business Channel'la ilgili sektöre böyle... birbirinden değerli kardeşlerimizle yola çıkmıştık. 15 sene, 16 sene oldu. 10 yaşımı sahipti. Onun için o herhalde bir ilk 10 seneyi. Yani bizim çıraklık dönemimizden geçerek hareket etti. Bugün onların kalfa olması, usta olması, istihdama katkıda bulunması, müteşebbisleri bir arada toplaması ve gencecik pırıl pırıl insanlara iş olanakları yaratmak
bu görmüş olduğumuz ödülü gelecekte ivme katsın diye vitrinlere koyması için veyahut da sektördeki insanların rakibi olur. Bak biz de masaya artık yumruğumuzu koyuyoruz diye gurur duyulabilecek işleri imza atan önce Enes için alıyorum bunu. Ve ayrıca bunu sahnede yıllarca emek harcayan dostlarım, arkadaşlarım için, sizler için, ülkemiz için alıyorum. Ve minicik bir anı anlatayım. 15 yaşında ben çocukken, 16-17 yaşındaydım, 15 yaşında bir yenge almıştım. Almıştık diyorum, o zaman sanki yani büyükbaş hayvan satılır gibi satılan feodal yapıda, o mantıklıda kadının özlük hakları olmadan, ona sormadan, onun duygularına sormadan başlık parası altında bu tür böyle insanların onurlarını, kadının ruhunu incitecek birçok geçmişte yaşanan olaylar var. Bunlardan biri de benim yengemdi. Almıştı gelin olarak. Çocuğunu doğduğunun ertesi günü kendini astı. Böyle bir felaket yani. Ben ilk Enes söylediğimde, ya ölüm olmazsa geleceğim dedim. Ve bu olayın olması ve onunla bu işte pandemi döneminde salonun bu kadar olması bile çok önemli kalabalık biliyor musunuz? İnsanlar sokağa çıkmıyor. Hepiniz şeref verdiniz. Hepiniz onur verdiniz. O güzel yürekli kardeşimin organizasyonunda var olmanız hepimize şeref verdi efendim. Al sana haber Flash TV'de. Artık Flash TV bir haber kanalı. Ve ben yönetim kurulunun baş danışmanı olarak bir stratejiyle 3 ay içerisinde 43 bin haber yaptık. Ve yine sizlerin başarısıydı bu. Hepiniz için alıyorum. Türkiye için alıyorum. Sağ olun, var olun. Hepiniz, Allah hepinizden razı olsun efendim. Saygılar, hürmetler diliyorum. Tebrikler. Sağ olun. Seyha Soylu'nun her zaman gibi harika konuşması, anlamlı konuşmasıyla yüreklerimizi yine fethetti. Tuğba, az önce Mermin Öztürk de dedi ki, ben de çok genç yaşta evlendim. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın ayaklarının üzerinde durması çok önemli dedi. Şimdiki ödülümüz de işte örnek bir kadın girişimci. Yılın en iyi kadın girişimcisi ödülünü vereceğiz. Kime vereceğiz? Cemre Tekeli'yi alkışlarla sahneye davet ediyorum. Cemre Hanım hoş geldiniz. Tebrik ederim. Genç kız, çocuk, gelinler için alıyorum. 28 yaşında kendi üretimimi yapmaktayım. İdol olmak, onların bir ablası olmak, onları bu hayattan kurtarmak, onlara istihdam sağlamak, fabrikamda iş vermek benim en büyük hayalimdi. Bana Enes'in adımlarla ilerliyorum. Enes Bey'e de çok teşekkür ediyorum bu akşam için. Herkese iyi eğlenceler. Cemre Tekeli, alkışlarla yerinize uğurluyoruz, tebrik ediyoruz. Biraz şarkı gelip, şöyle müzikle ortamı biraz hareketlendirelim. Yılın en iyi rap çıkış şarkısı Nafile ile Doktor Ali... Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Alkışlar Talatro. Taladro aramızda mı acaba? Taladro da yolda mı? Geldi. Belki de alkış bek, biraz daha güçlü bir alkış bekliyor. Yeni geldim. Bu kadar erken beklemiyordum gerçekten. Hepiniz hoş geldiniz. Sizin kadar değerli insanların yanında olmak benim için bir gurur, onur. Hepinizi çok seviyorum. İyi geceler. Bu törende katkısı olan herkese de teşekkür ediyorum.
Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar. Ama şarkısız bırakmak istemiyoruz. Şarkı için şey verdim, bir link verdim ama şu an normalde ödülü şarkıyı Nafile isimli şarkımla aldım ama biz bu şarkıyı 3 kişi okuyoruz. Diğer 2 arkadaşımız şu an burada olmadığı için üçünün nasıl okuyacağımı bilmiyorum yani. O şekilde tekli verdim. Evet. Ne yapmamız gerekiyor burada? 3 kişiysek biz Tuğba ile ikimiz playback yaparız. Olur mu? Şarkı müzikli olarak değil de müziksiz olarak bir şeyler okuyayım o zaman, tamam. Şiir şeklinde. Sarmaya kıyamam, gözlerimden ür beni. Uçlara sürgün etme, kalbine sür beni. Vicdanını hiç sayıp beni öldürdüğünden beri seni kalbime gömüp binlere seyrettim türbeni. Ziyaretine gelenler hep hayret eder. Çünkü bir damla gözyaşın tüm ömre bedel. Ben ki seni kalbine tek halvet eden, beni senden başka seven varsa zahmet eder. Gülüşüm kuzeye güneş, geceme ışık. Ziyafeti aşk savaşı, dilim alışık. İçi özledim der, içini farklı görür dışı. Sensiz geceler ölü çocukların kışı. Bunu da yaz kenara, kırık bir uçurtmayın. Artık ölüm kalım, garip bir huduttayım. Senden öğrendim ben bu yaşta yorulmayı. Hatta sen öğrettin kıyılarda boğulmayı. Ne dersin, öğrettiğine değdi mi? Gönül güneşe uzak, bu parça eğlidir. Bilirsin Akdeniz'i, acılar nemlidir. İnsan aşık olunca yitirir beynini ki kalbini dinler. Gönüldür okyanus, yanağın kar tanesi, kokun çiğ. Aşk ömür çınarı, önlüyor tipi. Sustuğuma bakma, hala bekliyor gibiyim. Bravo. Bu arada ikinci kez sizden ödül alıyorum. İkinci kez de şarkı okumadan gitseydim çok üzülürdüm. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Alkışlar Taladro için gelsin lütfen. Ve sıra geldi senin ısrarla sahneye davet etmek istediğin doktora. Evet. Yılın en iyi estetik cerrahı, alkışlar Doktor Ali Nevai için gelsin lütfen. Doktor Ali Nevai. Yılın en iyi estetik cerrahı. Şu an aramızda değiller kendileri. Kendilerine ödüllerini biz ileteceğiz. Ve yine alanında başarılı bir isim. Çok sivri dilli. Takip ediyor musun? Tabii ki. Ciddi? Takip etmeyen var mı? Bak, kendi gelmeden dalga geliyor zaten. Dalga dalga geliyor kendisi. Evet, yılın en iyi fenomen incisi. Ayrıca Fidayda şarkısıyla son günlerde hafızalarda, alkışlar Murat Övünç için gelsin. Murat Övünç. Teşekkürler. Çok teşekkürler aşkım. Çok güzel. Emre'ye çok yakışıklı. Çok teşekkür ederim. Herkes biliyor ki ben 5 yıldır burs veriyorum. 694. evladımıza verdik. Allah hepinizden razı olsun. Güzel, aydınlık gelecek günlerin emekçisi, bizim çocuklarımız için ne gerekirse yapmaya hazırız. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz sevgili Murat Övünç. Yalnız şarkı bir şarkıyla tek. Alkışlar Murat Övünç için gelsin.
verdiniz. Sizi seviyorum. Her zamanki gibi enerjinle muhteşemsin sevgili Murat Ömüş, aynı zamanda biliyorsunuz birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan bir insan. Ayrıca bu konuda da kendisini tebrik ve takdir ediyoruz. Ve sıra geldi yılın en başarılı yaşam yazarı. Milliyet gazetesinden yine çok zarif bir hanımefendiye gidiyor ödül. Yeşim Mutlu, alkışlarınızla sahneye geliyor. Hoş geldiniz Yeşim Aranç. Tebrik ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim, başarılarınız ve okuyucularınız daim olsun. Tebrikler. Alkışlarla yerine uğurluyoruz. Yeşim Mutlu'yu ve yine müzik diyoruz. Yine yılın çok çok renkli bir isim, çok da sevdiğim bir insan kendisi. En iyi albüm değil mi? Hayır, yılın düeti var. Hayır, evet. Önce yılın en iyi albümünü vereceğiz. Öyle mi yapacağız? Kim gelecek? Yine sabırsızlanma. Gelecek olduğunu da düeti de yapacak. Evet. Yılın en iyi albümü ödülünü vereceğiz. Burak King geliyor sahneye. Alkışlar Burak King için. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok duygulandım yani. Küçüklerimin gözlerinden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Hepiniz ödüllere layık olun. Hepiniz burada olmasanız da kendi hayatınızda en güzel ödüllere layıksınız. Yapıştır DJ! Evet, hadi bakalım. TikTok bu tarafta mı? TikTok'u göremedim. Bir yere diyemiyorum, gel. İnatına geliyorum. Her gelen bir yolunu bul. Beceriyorum. Bana gelsek desiyorum. Tıkanıyorum, beni sakın arama. Diyemiyorum diyorlar burada. Bilemiyorum, denemiyorum daha da. Çok uğruldum, çok sırtımda. Efendim de duruldum. Neler kaybetmişim hırsından. En sonunda ben daim olsun diyoruz. Ve yine müzik dinleyeceğiz ama bir düet
dinleyeceğiz değil mi Tuğba? Evet ve dinleyeceğiz kendisi. Son yıllarda da inanılmaz eğlenceli şarkılara imza atıyor. Bayılıyorum ona. Yılın düeti zirvedeyiz. Çok şükürüz şarkısıyla Cansever ve Samara alkışlarla. Harikasınız hanımlar. Hoş geldiniz. Evet, ödülü sevgili Cansever'e takdim ediyorum. Gel yavrum, hadi. Ödülü Samara'ya verim çünkü o çok heyecanlı. İkinci ödülü. Daha çok yeniyim, heyecanlıyım. Kusuruma bakmayın. Öncelikle iyi akşamlar.